Evet Hürrem, bekliyorum. Tercüme et. Belki Leon'un neden ansızın gittiğini anlarız. Gel Kalfa. Saraya haber verildi. Haber vermiş. Daha önce aklınız neredeydi? Nasıl yalnız bırakırsınız sultanı? Ben şimdi İbrahim Paşa'ya ne diyeceğim? Affedin. Defolun. Defolun, gözüm görmesin sizi. Evet, ne yazıyor? Sarayda bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Ustalar gitmemi istiyor. Sevmiyorlar beni burada. Aa, burada yazısını okuyamadım. Karışıyor. Bir sonraki sayfayı çevirin sultanım. Zira orada sizin ve hünkârımızın adı geçiyor. Şayet okumak istemiyorsanız ben Rusça bilen bir cariye getireyim. Gerek yok, ben okurum. Bugün has bahçede Hürrem Sultan ve Sultan Süleyman'ı ilk defa beraber gördüm. Kalbim yerinden fırlayacaktı. Hürrem Sultan mutsuz gözüküyor. Thank you.
Benden resimlerini çizmemi istediler. Nasıl yaparım bunu? Ona onu her gördüğümde. Evet. Onu her gördüğümde nefesim kesiliyor. Hünkârım, paşam. Hayrola Sümbül, nedir bu telaşın? Dilim varmıyor hünkârım. Söylesene be adam. Hatice Sultanımız. Ne oldu sultanıma? Az önce bir haber geldi. Sultanımız canına kıymış. Bilmiyorum paşam. Canına kıymış dediler. Hatice! Valideme haber verdiniz mi? Dahiye Hatun şimdi yanındadır hünkârım. Allah'ım sen koru Hatice. Nilüfer, hemen has bahçenin terasının altında bir yerde defter var. Kimseler bulmadan al sakla onu. Tamam. Koş koş. Gülşah nereye kayboldu? Bilmiyorum sultanım. Validem. Külfem. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hatice. Prenses Isabella. Sizi dinliyorum. Neden geldiniz? Hatice Sultan'ı ziyaret etmek istemiştiniz. Evet. Sultan Süleyman izin verdi mi? Sabah görüştüm kendileriyle, bir sakınca görmediler. Sizi ben götürüp getireceğim. Tamam. Teşekkürler. Arabanız dışarıda hazır. Sizi bekleyeceğim. Gitmek zorunda mısınız? O saraya gitmeyin lütfen. Münasebetleri iyi tutmak zorundayız. Ayrıca Hatice Sultan'a üzüldüm. Yazık, oğlunu kaybetti. Ne oldu?
Affedin paşam, benim hatam. Yalnız bırakmamalıydım. Çok üzgünüm paşam. Sultanım. Durumu nasıl? Paşa Hazretleri çok kan kaybetmiş. Biraz daha geç kalsaydık kurtaramazdık. Hatice'm. İbrahim. Yaşıyor hünkârım. Allah'ım bağışladı onu bize. Nilüfer. Ne oldu? Rengin attı birden. Boş bulundum. Birden gelince. Ne arıyorsun sen burada? Hiç. Nasıl hiç? Bir şey arıyordum, gördüm. Kolyemi düşürmüşüm de. Kolyeni. Neyse ne. Seni alakadar etmez. Dilin çok uzamış senin. Dikkat et, koparmasınlar. Baktım ki cariyeler kapının önünde. Sultanımız istemiş çıkmalarını. Ben de hemen girdim içeriye. Kanlar içinde öylece yatıyordu. Sana ne dedim ben? Yalnız kalmayacak demedim mi? Dediniz validem lakin... Lakin ne? Bundan daha mühim ne vazifen olabilir senin? Validem ben... Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin. Validem. Sakin ol. Şükürler olsun ki Hatice'm yaşıyor. Mühim olan bundan sonra bir an evvel iyi olmasıdır. Hatice. İbrahim. Hatice. Hatice. İpek kızım benim. Nasıl kıydın canına? Neden kurtardınız beni? Neden yaşıyorum hala? Ölmek istiyorum ben. Aldım her nefes aram. Gülfem Hatun, yeter artık ağlamayın. Sultanımız iyi olacak. Sultanımızın yaşadığı acıyı çok iyi biliyorum. Bu öyle kolay kolay sökülüp atılacak bir acı değil. Validemiz bırakmaz artık onu. Saraya bizim yanımıza gelir. Niye geldi bu? Kim sanıyor kendini? Şimdi hanedana mı girdi? Prenses Isabella. Hoş geldiniz. Sultanım. Ben Hatice Sultan'a geldim.
tavsiye için. Çok üzüldüm bebek ölünce. Onu görmek istiyorum. Kendileri biraz rahatsız. Dinleniyorlar. Öyle mi? Ne oldu? Hastalandı mı yoksa? Ne olduğu sizi ilgilendirmez. Sultanımız toparlayamadı kendini henüz. Biz de ona destek olmak için buradayız. Hatice'm. Benim kıymetli kardeşim. Kederim büyük elbet. Lakin sakın ölümü düşünme. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İbrahim'le bizimle uzun bir ömür var önünde. Saadet içinde. Bugünler de geçecek elbet. Nasıl geçer? Kendi evladını öldürmüş bir insan. Nasıl unutur bunu? Siz unutabilir miydiniz? Sultanım, düşünmeyin böyle. Size söz veriyorum. Ben hep yanınızda olacağım. Acı bir rüzgar gibi esip geçecek. Tekrar huzur gelecek hanemize. Huzur yok artık İbrahim. Bizi sen lanetledin. Bir hediye getirdim Hatice Sultan'a. Benim vatanımda kötülüklerden korur. Uğur getirdiğine inanır kadınlar. Ne hoş. Çok zarif. Ne oldu? Niye böyle ağlıyorsunuz siz? Başka bir şey mi oldu Sultan'a? Çocuk öldü. Daha ne olsun? Sultanım, isterseniz Gülfem Hatun'u bahçeye çıkarın. İyi gelir. Ben prensesle alakadar olurum. Niye geldin buraya? Ben söyledim. Hatice Sultan'ı... Kimi kandırıyorsun sen? Sultanımız umurunda bile değil. Süleyman'ın etrafında olmak istiyorsun. Onu görmek için geldin. Gerek yok bahane. Zaten geliyor. Öyle mi? Ne oldu sana? Hani ben gitmek istiyorum diyordun, kaçma, kurtulmak istiyorum diyordun.
Ama şimdi Taziye ziyaretlerine geliyorsun. Yoksa alıştın mı buraya? Kalmak mı istiyorsun artık? Siz unutuyorsunuz ben esirim burada. Süleyman tutuyor beni. Gitmek istiyor musun? Onu bana söyle. Evet ama... Tamam. Madem öyle, o zaman ben sana yardım edeceğim. Hatice'nin söylediklerini aldırma. İnsan böyle zamanlarda sevdiklerine kızar, onu suçlar. Onun sevgisinden, sabrından medetim var. Hünkârım, belki de ilk defa bu kadar çaresiz hissediyorum kendimi. Sultanım gözümün önünde acı çekiyor. Ben bir şey yapamıyorum. Neyle teskin edeceğimi bilemiyorum. Gördünüz değil mi halini? İçim ürperiyor. Hatice'min daha fazla burada kalması iyi değil. Bir an evvel uzaklaşması lazım. Siz en iyisi onu alın Edirne Sarayı'na götürün valide. Hakkın var aslanım. Aksi halde onu kaybedeceğiz. Daye, derhal hazırlığa başla. Yarından tezi yok, yola revan olacağız. Elbette sultanım. İlaveten herkesi tembihle. Hatice'nin canına kastettiğini kimse bilmeyecek. Bilenler de unutacak. Ben anlamıyorum. Nasıl yardım edeceksiniz siz? Kaçıracağım seni. Ülkene döneceksin. O çok sevdiğin nişanlına kavuşacaksın. Ben av köşkünden dışarı adım atamıyorum. Süleyman kaçarım diye korkuyor. Sen orasını bana bırak. Ben halledeceğim. Şimdi cevap ver bana. Kabul ediyor musun? Hatice Sultan'ı görmeye geldim ben. Rahatsızmış. Öyle dediler. Doğru, evet. Malum hadise onu yorgun düşürdü. İbrahim Paşa, ben çok üzüldüm küçük prens için. Bir hediye getirdim. Bunu Hatice Sultan'a verin lütfen. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Ben kendisine ileteceğim. Ay parçam benim. Hatice Hanım'ın yanına mı gittin? Evet. Benim için öp dedi. Esma, Nilüfer nerede? Sultanım. Ha. Esma, sen bir şeyimi içeri götür. Nereye koydun? Kimse gördün mü alırken? Sultanım, bulamadım, yok. Nasıl yok? Söylediğim yere bakmadın mı? Dediğiniz gibi hemen gidip baktım. Her yeri aradım. Lakin yok. Ne demek yok, yok? Vallahi suçum yok sultanım. Koşarak gittim. Eyvahlar olsun. O defter başka birinin eline geçerse ne olur biliyor musun? Beni mahvederler. Ben gidene kadar biri almış belli ki.
Buna gül ayıp ol. Hemen! Mustafa'm. Allah sana uzun ömür saat versin. Sen olmasan ne yaparım ben? Halam nasıl? Üzüntüden hasta mı olmuş? Onun gibi bir şey. Hadi geç içeri, üşüyeceksin. Hoş geldiniz sultanım. Ben de sizi dairenizde bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bunu has bahçede buldum. Terasın altındaydı. Ne bu? Bilmiyorum. Lakin Hürrem'le alakalı olabilir. Zira cariyesi Nilüfer'i gördüm sonra. Bütün bahçeyi deli gibi aradı. Gidip sordum, bir şey söylemedi. Rus lisanında yazılmış. Malum. Hürrem de oradan geliyor. Cariyesi telaşla aradığına göre mühim bir şeyler olmalı içinde. Hadi kızım, yere sürüyorsun. Baksana açılmış. Sen de. Dikkat etsenize biraz. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Çok akıllısın sen ya. Herkes çalışsın, sen yat. Çok akıllısın. Hiç takatim yok. Hastayım. Hastaysan yatakların yapılmasına yardım et ki hemen uyuyasın. Yan gelip yatma yeri değil harem. Hadi. Gülam. Hayırdır, rengini atmışsın? Hürrem Sultan seni çağırıyor. Ben gelene kadar bütün işler bitmiş olacak. Anlaşıldı mı? Eğer dediği gibi yardım ederse kesin kurtuluruz buradan. Prensesim. Buradan kurtulmayı ben de çok istiyorum. Ama korkuyoruz. Hürrem Sultan'a güvenebilir miyiz? O sizin düşmanınız. Belki bir tuzak bu. Hayır. Tuzak yok. Olamaz. Benden kurtulmak için bu. Beni göndermek için her şeyi yapar. Buna eminim. Kabul edecek misiniz yani? Bilmiyorum. En asilzadesi. Ben de işlerimi bitirip gelecektim zaten. Beni dinle. Taşlıkta kızların elinde bir defter gördün mü hiç? Görmedim sultanım. Mühim miydi? Bir defter. İçinde çok gizli notlar var. Kimsenin eline geçmemeli. Külah, ne yapıp edip bul o defteri. Taşlığı ara. Oğlanları sal etrafa. Külah, eğer o defteri bana getirirsen çok büyük mükafat göreceksin. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Her yeri didik didik arayacağım. Aman diyeyim Sümbül. Valide sultanımızı duydun. Haremden sen mesul olacaksın biz yokken. Sana emanet. Gözünü kulağını dört aç. Ne kadar kalacaksınız? Belli değil. Lakin bir hafta 10 günü bulur. Hazırlığını ona göre yap.
Gözünüz arkada kalmasın. Ben her şeyi hallederim. Ha, Valide Sultanımız yokluğunda Hürrem Sultan'ın ne yapıp ne ettiğini bilmek istiyor. Hesabını dönünce verirsin. Ha, anladım. İyi. Git hadi. Sabaha hazır olsun her şey. Baş üstüne. Sultanım. Sultanım. Hekim kadını duydunuz. Bir şeyler yemeniz lazım. Yalnız bırakın bizi. Siz elimi tutmazsanız düşeriz derin dipsiz bir kederin içine. Bu bizim acımız. Bizim yalnızlığımız. İzin verin birbirimizin merhemi olalım. Yoksa bu mesafe öldürür bizi. Yarın sabah ben de geleceğim sizinle. Yalnız göndermem sizi. Biz bir aileyiz. Başımıza gelen bu felaketi birlikte def edeceğiz. Hayır İbrahim. İstemiyorum. Siz burada. Çok sevdiğiniz heykellerinizle kalın. Şeyini aldılar. Hiç değilse bu kalsın yanımda. Kokusunu duymak istiyorum. Sultanım bu acınızı hatırlatır sadece. Hatırlamak en büyük ceza. Bırakın unutmaya çalışalım. Thank you.
Sizi hasretle bekliyor olacağım. Sultanların en makbulü. Hayırlı sabahlar. Nerede defter? Buldun mu? Bizzat kendim sordum, sual ettim. Lakin gören bilen duyan yok. Ne olur ne olmaz diye bahçeyi de arattırdım. Ama nafile. Kuş olup uçmadı ya. Kesin biri aldı. Ben tetkik etmeye devam ediyorum o zaman. Bırak şimdi onu. Başka bir yere göndereceğim seni. Hemen sultanım. Nereye gidiyorum? Av köşküne. Isabella'nın yanına. Daya Hatun'um. Geldiniz mi? Nedir durum? Ben önden geldim. Hatice Sultanımız da yoldalar. İyi, validemiz birazdan çıkar. Sümbül arabaları hazır etmiştir inşallah. Hazır etmiş, gördüm. Daya Hatun, siz gittikten sonra ben de eşyalarımı toplayıp saraya döneyim artık. İyi hatırlattın. Ben de seninle bu mevzuyu konuşacaktım. Hayırdır inşallah? Dönmene lüzum yok. Sen İbrahim Paşa'nın yanında kal. Vaka bundan böyle vazifen o sarayda. Nasıl? Neden? Valide Sultanımız seni hünkâr kalfalığında nazletti. Hünkârımız da onay verdi. Artık hünkârımızın haremi değilsin. Ne yaptım ben Daya Hatun? Kabahatim ne? Ay dur, hemen celallenme. Kabahatin olduğundan değil. Validemiz Hatice Sultanımızın sarayında baş kalfalığa uygun gördü seni. Artık o sarayın haremindesin. Merak etme, maaşın da aynı kaldı. İyi de daha... Boşuna çeneni yorma. Haremin defterinden kaydın silindi bile. Hay Allah. Seni duyan Fizan'a gidiyorsun sanır. Saray şurası. Münasip vakitlerde gidip gelirsin. Burası da yuvan neticede. Hadi git. Validemiz çıkmadan hazırlıkları tetkik et. İbrahim Paşa'mız nerede kaldı? Hali nicedir merak ediyorum. Gelmez şimdi. Hatice Sultan Edirne'ye gidecekmiş. Ne olmuş ki? Daha ne olsun nasıl efendi? Evladını kaybetti, durumu iyi değil. Biraz uzaklaşmasında fayda var. Malkoçoğlu Bali Bey. Söyle, bir haber mi var? Evet beyim. Armin'in izini bulduk. Öyle mi? Neredeymiş? Babası Joshua Efendi ile birlikte evlerine dönmüşler. Duydun mu Matrakçı? Armin gelmiş burada. Belki de vicdana gelmiştir Joshua Efendi. Gözünüz aydın beyim. Benim hemen onu görmem lazım. Her şeye katlanırım. Lakin senin bir damla gözyaşın kahreder beni.
validem. Hatice'm sizin şifalı, şefkatli ellerinize emanet. İçin rahat olsun aslanım. Aklın kalmasın. İyi olacak. Tez zamanda döneceğiz. İnşallah validem, inşallah. Gel kalfa sen saraya. Elbette paşam. Nigar. Buyurun sultanım. Sen Rusça biliyordun değil mi? Evet. Neden sordunuz? Gel benimle. Saraya dönmem lazım. Sonra gidersin. İşim var seninle. Gel dedim. Caşo Efendi, aç kapıyı. Armin! Geliyorum. Caşo Efendi, Armin içeride mi? Getirdin mi onu? Getirdim. Bana kızacaksın, kovacaksın biliyorum. Lakin evvela dinle beni. Ben her şeyi göze aldım. Dile benden ne dilersen. Sen iste bütün servetimi dökeyim önüne. Ben de sizi çağıracaktım. İçeri gelin. Armin, ne oldu ona? Üzüntüden hasta oldu kızım. Ne yaptımsa iyileşmedi. Hekimlere gösterdiğim kimse bir şey demedi. Ben de son çare getirdim buraya. Belki seni görünce iyileşir dedim.
Armin. Geldim, buradayım. Yanındayım. Kızım ölüyor Vali Bey. Ölüyor. Ne olur bir şey yap. Kurtar onu. Siz yanından ayrılmayın. Ben hemen geliyorum. Sultanım, merak içindeyim. Beni neden çağırdınız? Gülşah dün az bahçede bir şey bulmuş. Öyle sanıyorum ki Hürrem'e ait. Benimle alakası nedir? Senin anladığın lisanda yazılmış. Rusça. Malum, herkese güven olmaz. Bilhassa seni istedim. Al şunu oku da neymiş anlayalım. Paşa Hazretleri, sultanımız gitti, Allah kavuştursun. Geçelim bunları Hürrem Hatun. Zira mevzumuz başka. Öyle mi? Neymiş mevzumuz? Leo'nun defterini sen aldın değil mi? Bu yüzden rahatsın böyle. Hangi defter? O defter olmadan da mahvederim seni. Hiçbir şey ispat edemezsin. Artık beni tehdit edemeyeceksin paşa. Elinde bir şey yok. Süleyman. Ben de paşamıza sabrediliyordum. Malum. Sultanımızla ayrı düştüler. Sayılı gün tez geçer. Mühim olan sıhhati. Gel Pargalı. Söylesene, ne yazıyor? Mühim bir şey değil sultanım. Cariyelerden biri günlük tutmuş. Cariyelerden biri? Evet. Saraya gelene kadar olup biteni yazmış. Gülşah, Hürrem'in cariyesi nereliydi? Rusça biliyor mu? Üsküplü o sultanım. Onun işi değil bu. Nilüfer yana yakıla bu defteri arıyormuş. Kesin bir şey var. Hürrem'in adı geçiyor mu? Yok sultanım, geçmiyor. Bana doğruyu söyle. Hürrem'in bir sırrı mı var içinde? Eğer öyleyse ve söylemiyorsan... Haşa sultanım, ne haddi mi? Doğru düzgün oku şunu. Her kelimesini bilmek istiyorum. Elbette okurum. Lakin paşamızın emri var. Derhal saraya dönmem gerek. İsterseniz alayım bunu. Bir güzel okur çevirir, sonra size getiririm. Hayır. Defter burada kalacak. Yarın gelip burada okursun. Siz nasıl isterseniz.
Prensesim, Gül Ağa geldi saraydan. Sizi görmek istiyor. Gül Ağa mı? Ne istiyormuş? Onu Hürrem Sultan göndermiş. İsterseniz uyuduğunuzu söyleyeyim. Yo yo. Al içeri. Prenses Isabella. Seni dışarıda bekle. Maşallah dilinizi bülbüller gibi sökmüşsünüz. Prenses Isabella. Sultanımızın size muazzam bir teklifi olmuş. Cevabını öğrenip kendisine iletmemi buyurdular. Sen biliyor musun teklifi? Elbette. Sultanımız benden hiçbir şey saklamaz. Her işini hallederim evvelallah. Peki. Yapabilir mi? Kaçırabilir mi beni buradan? Hiç kuşkunuz olmasın. Erden elçisi Laszlo. Hünkârım, Erdel elçisi Kral Zapolyon'un hürmetlerinin kabulünü arz eder. Sebebi ziyareti neymiş? Bir hürmet ve bağlılık göstermek için hayli uzun mesafe kat etmiş. Anlat. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Habsburglar Macaristan'ın İSİS'lerine müdahil oluyorlar. Sınırlarımızı asıp bize saldırıyorlar. Kralımız Zapolya'nın krallığını tanımıyorlar. Görülüyor ki Şarken, Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı Macaristan kralı yapmak niyetindedir. Katolik asilzadeler de arkalarında. Hayal görüyorlar. İbrahim Paşa, de ki, Macaristan Osmanlı toprağıdır ve Osmanlı'nın da nasıl yönetileceğine ben karar veririm. Ve ancak tanıdığım için bu küçük ülkeyi Zapolya'ya bahşettim. Aksini iddia eden varsa cezasını çekecektir. Prenses Isabella yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor. İntikam almamız gerek. Yeter. Frederick, seni severim. Ama bu kadar yeter. Kendine gel artık. Isabella öldü. Kabul et artık bunu. Signor Gritti'den haber geldi. Isabella'nın yaşadığından emin olduğunu yazmış. Gritti kim? Babasının bile güvenmediği bir adama sen nasıl güvenirsin? Osmanlı'nın hizmetinde bir hain o. Belli ki sana bir oyun oynamış. Arşidük Hazretleri, Şarken'den mektup geldi. Efendimiz Şarken hazır olmamı istiyor. Yakında Macar tahtına ben geçeceğim. Frederick, artık üzülme. Süleyman'ı Macaristan'dan kovmak en büyük intikam olacak. Ne zamandır bu halde? Bir haftayı geçti. Başta bu kadar değildi. İki gündür kötüledi. Ateş çok. Kusmat oldu. Birkaç defa da burnu kanadı.
Yasef Efendi'yi saraydan getirdim. Kendisi çok kıymetli bir hekimdir. Mutlaka iyileştirecektir. İnşallah. Sümbül ağam. Hay Sümbül kadar taş düşsün başınıza. Ne var? Sen miydin? Çarşıdan bir şeyler ısmarlamıştım. Geldi mi? Ay, hadiseler bitmedi ki. Bir fırsat bulup birini gönderemedim ki. Lakin yarın halledilecektir, merak etme. Ama git, yarın gelirim yanınıza. Ay. Ne oluyor orada? Çekil, çekil. Çekil. Sümbül ağam, kızcağız hasta. Ateşi var fena. Yanıyor bu. Vah! Doğru şifahaneye. Haydi. Gülah nerede? Herisin peşinden ben mi koşturacağım? Hay! Hadi kaldır, kaldır. Hadi. Beyim, hemen dışarı çıkın siz de. Kimse olmasın burada. Yasef Efendi, söylesene, bir şey mi oldu Armin'e? Veba. Veba mı? Veba. Kızım ölecek mi? Bali Bey, çok tehlikeli. Hemen çıkmanız lazım. Yasef Efendi, bir şey yap, kurtar onu. Elimden geleni yaparım. Ama bu illetten kurtulmak zor beyim. Hatta imkansız. Yasef Efendi, Armin yaşayacak. Gerekirse benim canımı ona ver. Kurtar onu. Kurtar. Neyse ki defter İbrahim'de değil. Ama bulmak lazım. Malum sarayda düşmanım çok. Ellerine geçerse. Sultanların en kudretlisi. Prensesle konuştun mu? Söylediklerinizi aynen ilettim. Kabul etti. Güzel. Güzel. Bir an evvel gitmesini istiyorum. Hazırlığı ne kadar sürer? Ha? Şeyh Sultanım, ben mi hazırlayacağım kaçışını? Tabii ki sen Gülah. Sen demedin mi? Sizin için canım feda. Dedin. Dedim. Evet dedim. Ama size kalmadan hünkârım duyarsa kellemi uçurur. Bundan eminim. Duyarsa. Eyvah eyvah. Korkma. Ben korurum seni. Hiç kimse dokunamaz sana. Sultanım, beni yüce Rabbimden başka hiç kimse koruyamaz. Bitti. Ölmesin. Limanda nasılsa bir Venedik gemisi vardır. İçine koy. Gönder. Yoksa ben seni öldüreceğim. Gider artık. Kendine gel. Zaten şey dedi sultanım. Prensesi kaçırmak için bir gemi gelmiş. Açıkta beklermiş. Hani öldü sanıyorlardı prensesi? Şimdi işimiz daha kolay oldu. Gizlice prensesi alacaksın. Sabah karşı Haliç'ten sandala atacaksın.
Şimdi git, hazırlığını yap. Dikkatli ol. Bir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin sultanım. Altınları görünce korku kalmadı bak. Nilüfer, sen Mehmet'i al. Hemen sultanım. Anne, madre. 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 Baba, padre. Padre. Şimdi bir cümle kuralım. Ne diyelim? Annem geldi. Madre venne. Madre venne. Aferin Mehmet, çabuk öğreneceksin. Abi bu daire senin misin artık? Evet, bana verdiler. Çünkü ben artık büyüdüm. Burası çok güzel. Ben de gelip oynayabilir miyim seninle? Oynayabilirsin tabii. Mehmet. Şehzadem, anneni sizi çağırıyor. Gitmek istemem Nurife Hatun. Biraz daha abimle kalacağım. Şehzade Mustafa çok iyi bir abi. Mehmet çok şanslı. Ben olsam ben de ayrılmak istemezdim hiç. Hünkârım, Ferdinand'ı Macaristan kralı ilan edeceklermiş. Sizce Şarken böyle bir şeyi cesaret edebilir mi? İnşallah cesaret eder Pargalı. Böylelikle bize de eğlence çıkar. Ben gene de tedbiri elden bırakmayalım derim. Nedir aklındaki? Arzu ederseniz paşalarımızdan birini Budine'ye yollayalım. Zapolyo'ya tacını giydirmesi için. Âlâ. Bir Osmanlı paşası Hristiyan bir krala tacını giydirecek. Böylelikle herkes yerini, mevkini görecek, öğrenecek. Hangi paşamıza nasip olsun isterseniz bu kıymetli vazife hünkârım? Ben münasip birini yollarım Pargalı. Sen sarayına dön. Zira kötü günler geçirdin, üzüldün. İyice dinlen, toparlan. Keşke benim de bir dairem olsa. Üzülme, sen büyüyünce sana da verecekler. Nilüfer, ben ne zaman büyüyeceğim? Yemeğinizi yer, uslu durursanız çabucak büyürsünüz. Öyle değil mi? Babamın gücü tayin pekmezden geliyor. Annem öyle söylüyor. Eğer bu pekmezden yersem abim gibi, babam gibi uzun güççü olur musun? Hı hı. Bugün çalıştıklarımızı unutma, tamam mı? Tamam. Baba ne demekti? Padre. Hayır, padre diyeceksin. Baba, babam geldi. Aslan parçam. Mustafa'm. Hoş geldiniz baba. Kardeşimi İtalyanca çalıştırıyorum. Aferin sana. Sizi hep böyle göreyim. Paşa Hazretleri, size yiyecek bir şeyler getirdim. Paşam, ne olur beni affedin. Benim hatam. Sultanımızı yalnız bırakmamalıydım. Senin bir kabahatin yok Nigar Kalfa, kendini suçlama artık.
Paşam başka bir arzunuz yoksa. Nigar Kalfağım. Hürrem Hatun ona karşı sakladığım defteri ele geçirdi. Defter mi? Leo'nun günlüğünü. Onları öyle görünce içime huzur doldu. Kardeş kıymetlidir. Her daim birbirlerine destek olurlar. Mustafa çok akıllı. Mehmet'im de öyle. Allah onları ayrı düşürmesin. Amin. Amin. Hürrem, Leo'nun defterini aradık lakin bulamadık. İbrahim Paşa'ya sordum, o da bilmiyor. Saraya dönünce Gülay'a söyledim, getirdi bana, okudum. Mühim bir şey değil. Leo burada pek mutlu değilmiş. Ailesini özlemiş, o yüzden gitmiş. Gereksiz şeyler. İbrahim Paşa o defteri niye getirdi anlamadım. Adımız geçince ne yazmış merak etti belli ki. Süleyman, ben ata binmek istiyorum. Yarın birlikte çıkalım, olur mu? Çıkarız elbet. Lakin evvela sen hangi ata bineceğine karar ver ki hazırlasınlar. En güzel atımı. Adı Aşk olan. Onu istiyorum. Her şeyi ispat edebilmem için o günlüğe ihtiyacım var. Ne yap et, o defteri getir bana. Tabii eğer Hürrem Hatun yakıp yok etmediyse. Paşam. Söyle. Yarın gider bakarım. Bulursam size getiririm. Şehzade Mustafa'ya baktım, uyuyor. İyi. Aman gözün üstünde olsun Gülşah. Mustafa'm orada yalnızken içim hiç rahat değil. Siz merak etmeyin. Sultanım. Söyle. Sultanım ben bu Nigar Kalfa'ya hiç güvenmiyorum. Acaba başka bir cariye mi bulsak o defteri okutmak için? Benim de aklımda. Güvenilir biri olmalı. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de hünkârımızla alakalı bir şeyler yazıyor. Siz orasını bana bırakın sultanım. Ben birisini bulurum. Ali Bey. Armin. Buradayım. Buradayım. Sen nasılsın? Neredeyim ben? Rüyamı görüyorum. Armin. Aşkım rüya değil. Bak, birlikteyiz, kavuştuk yine birbirimize. Babam, babam nerede? O getirdi Selman'ı. Ben dört bir tarafta seni ararken kendi elleriyle getirdi. Duydum ki benim hasretim.
Aşkım hasta etmiş seni. Geçecek. Hayal etme, iyileşeceksin. Elimi tut. Görebilmek için yalvardım. Duaların kabul olmuş. Bak işte buradayım. Sakın gitme. Bırakma beni. Ah Nasu Efendi, sorma. Armin çok hasta. Geçmiş olsun. Nesi var? Veba olmuş matrakçı. Eyvahlar olsun. Yasef Efendi başında. İyileştirecek onu. Siz burada mı kaldınız beyim? Yalnız mı bırakacaktım Armin'i? Evet, bütün gece başucundaydım. Aman beyim yapmayın. Bulaşıcıdır bu illet. Nasıl tehlikeye atarsınız kendinizi? Sen niye geldin onu söyle. Hünkârımız av köşkünde olmanızı buyurmuşlar. Sultanım, has bahçede mi olacaksınız? Hayır, biraz uzaklaşacağız. Baş başa ormana gideceğiz. Hazır valide yokken. Sultanların en yüce gönüllüsü. Seni dinliyorum. Sultanım, emrettiğiniz gibi bir kayık buldum. Onu kuytu bir yere bağladım, duruyor. Onları gemiye götürecek adamı da ayarladım. Her şey hazır. Ne vakit harekete geçiyoruz. Kadar güzel bir sabah böyle. Güzeller güzeli Nigar'ı çıkardı karşıma. Sana da hayırlı sabahlar Gülah. Neden geldin? İbrahim Paşa'nın bir isteği vardı. Onu yapıp döneceğim saraya. Hadi gel taşlığa gidelim. Sana su böreği ikram edeyim. Kendi ellerimle yaptım. Mahidevran Sultan'ı bekliyorum. Sonra gelirim. O zaman böreğini ben hazırlayayım. Sen gel. Bekletme ama. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Babam Mehmet'le ilgilendiğim için aferin dedi, takdir etti. Aslanım benim, seninle gurur duyuyorum. Ağzını sıkı tutmasını söyledim mi? Merak etmeyin. Güzel. Mustafa, sen de gir içeri. Mektebe gitme vaktin geldi. Bugün gitmesem? Mustafa. Uf, tamam.
Siz de gelin benimle. Nigar Kalfa geldi mi? Görmedim daha ama gelecektir. Hele bir arkamdan iş çeviriyor olsun. Bak o zaman ne ediyorum ben ona. Ver şu defteri. Sultanım, başka bir yere mi kaldırdınız? Yok burada. Hayır. Sen koydun ya, iyi bak. Sultanım, yok burada. Nasıl? Nerede bu? Kim aldı? Seninle yalnız ve her şeyden uzakta olmanın nasıl olduğunu unuttum. Bunu daha sık yapmalıyız. Yaparız elbet. Lakin ben evvela senin sarayda saadet içinde olmanı ve yüzünün gülmesini isterim. Ben de aynı şeyi senden bekliyorum. Huzuru başka yerlerde arama. Saadetinin yeri benim yanım. Buyurun prenses. Lakin çok fazla dolaşamayacağız. Hünkârımız gelmeden dönmemiz icap ediyor. Paşa Hazretleri. Hayırdır Yasef Efendi, beni görmek istemişsin. İbrahim Paşa büyük tehlike. Veba salgın. Limandan vakalar duydum. Bir haftada 30 kadar ölen olmuş. Eyvahlar olsun, derhal tedbir almamız lazım. Öyle mi? Emin misin?
Ne malum veba oldu? Bale Bey geldi dün. Beni Yaşu adında bir efendinin evine götürdü. Gizli hastalanmış. Muayene ettim ki veba. Sümbül Saray'da hadise var mı? Bildiğim kadarıyla yok paşam. Gerçi birkaç cariyeyi şifahaneye yolladıydım. Hekimler bir şey söylemedi. Anlat hele Fidan Hatun. Yanaşabildin mi Sümbül'e? Yanaştım ağam. Lakin şüphelenmesin diye çok düşmüyorum üstüne. Aferin sana. Acelemiz yok. Aheste çekeceğiz küreklerimizi. Sakın diyeyim huylandırma. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki akrep gibi kendi kendini sokacak. Otur hadi. Bir şeyler ye. Ne oluyor orada? Ne oldu buna? Bilmiyorum ağam, nefes almıyor. Nefes almıyor mu? Kızım, ne oldu buna ya? Kızım uyan. Kızım uyansana. Allah Allah. Prenses, köşke dönelim artık. Prenses. Sultan Süleyman. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben dolaşmak istedim biraz. Bali Bey de burada. Benimle beraber. Malkaçoğlu. Hünkârım. Şarken Macaristan'ı iyice karıştırmadan müdahale etmek lazım. Oraya gidip Zapolya'ya tacını senin giydirmeni istiyorum. Gereken hazırlıkları yap. Ne vakit gitmemi istersiniz? En kısa zamanda yola revan olacaksın. Emredersiniz hünkârım. Isabella, ben de sana haber yollayacaktım. Her şey hazır. Yarın sabah Gül'a gelip alacak seni. Ne oldu? Üzüldün mü yoksa? Hayır. Ben yarın sabah hazır olacağım. İyi. Şimdi onu ver bana. Nihayet ait olduğu yerde. Hürrem Hatun. Saraya dönme vakti. Tamam. Gidelim. Ben bir müddet daha burada kalacağım. Bali Bey'e eşlik edeceksin.
Limandan gelen hiçbir malı esnafı sokmayın saraya. Temizlik lazım, çok temizlik. Hasta olanları ayırın. Karantina kuracağız. Paşam. Sümbül ağam. Bey münasebetsiz ne var? Düşüp bayıldı. Ölü gibi yatıyor kızcağız. Ne yapacağımı bilemedim. Kim o düşüp bayılan? Cariyelerden Şengül Hatun. Hali hal değil paşam. Vücudu yara beri içinde. Veba olabilir. Veba mı? Derhal hatunu münasip bir daireye alın. Yusuf Efendi muayene etsin. Dua edelim de veba olmasın. Bize de bulaştırdı. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Nedir vaziyet? Felaket paşam. Vebaymış. Bu cariyeyi derhal çıkartın saraydan. Şu anda hasta olan kim varsa hepsi ama hepsi tecrit edilsin. Karantina kurun. Bu illet hemen kendini belli etmez paşam. Eğer birilerine bulaştıysa bir hafta 10 gün içinde ortaya çıkar. Sümbül'e derhal tedbirler alınsın. Evvela şehzadeler, daha sonra sultanlar, hepsi muayene edilecek. Gerekirse odalarından dahi çıkmayacaklar. Yol boyunca tek laf etmediniz. Kızgın mısınız yoksa? Neden geldiniz siz benimle? Gidin sultan, hüreminizin yanına. Prensesim hoş geldiniz. Git hamamı hazırla. İyi misiniz? Duymadın mı beni? Isabella. Ben seni hiç anlamıyorum. Bana gelip yeni bir hayat dedin. Hediyeler verdin. Hasta oldum, başım da bekledin. Ama dönüyorum arkamı sen Hürrem'le. Madem bu kadar çok seviyorsun sen onu, neden buradasın? Neden tutuyorsun beni? Anlaşılan o ki siz beni kıskandınız. Kıskanmak mı? Asla. Kıskandınız. Hayır, ben... Sultanım, nerede kaldınız siz? Ne oldu, ne bu hal? Sultanım... Cariyelerden biri vebadan öldü. Hı? Aman aman, korkunç, bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı mı? Çocuklar, şehzadelerim, onlar iyiler mi? Ha, korkulacak bir şey yok. Şehzadelerimiz muayene edildi. İlaçlarla yıkanıp paklandı. Ah, şimdi de ailenizdeler. Sultanım... Evvela sizin muayene edilip ilaçlarla yıkanmanız lazım. Bu sizin ve şehzadelerimizin emniyeti için gerekli. Allah'ım bizi koru. Süleyman. Süleyman'a haber gönderin hemen. Paşamız alakadar olacak. Merak buyurmayınız. Thank you.
Çok şükür herkes iyi. Çocukları almaya geldiklerinde çok korktum. Çok yakıştı sultanım. Sultanım. Güla, hazır ol. Yarın sabah Isabella'yı Af Köşkü'nden alıp kayığa bindireceksin. Göreyim seni. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Prensesim, sizin memleketlerden menhus bir hastalık gelmiş buraya. Zehir-u zıkkım. Veba. Şehirde salgın var, aman ha dikkat. Tanrı korusun. İspanya'da çok insan öldü sokaklarda. Korkmayın. Hünkârımız gönderdi beni. Burada da tedbir alınmasını buyurdular. Melek, hamamı hazır etsinler. Herkes ilaçlı suyla bir güzel yıkanıp muayene edilsin. Hekime de söyle gelsin. Tamam ağam. Siz de üzerinizi değiştirin. Ben kapıda bekliyorum sizi. Ne korkunç. Veba yine buldu bizi. Bırak şimdi vebayı. Yarın sabah gidiyoruz buradan. Hürrem Sultan kaçıracak bizi. Hürrem? Evet. Hürrem Sultan. Hoş geldiniz paşam. Sizin için sofra hazırladım. Çok yorgunum, odama çıkıyorum ben. Kaldırabilirsin. Felaket paşam. Hayrola? Ne yaparız? Veba yayılıyormuş. Her türlü tedbiri aldık. Korkulacak bir şey yok çok şükür. Ben asıl sizin için endişeleniyorum. Hayli zamandır zayıf düştünüz. Dikkatli olmanız gerek. Leon'un defterinden haber var mı? Sen onu söyle. Sabah saraya gittim paşam. Hürrem Sultan'ın odasını didik didik aradım. Lakin bulamadım defteri. Zaten çoktan yok etmiştir. Senin gözün açık olsun Kerem. Ben odamdayım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Evlatlarım nasıl? İyi, uyuyorlar. Hepsi çok korktu. Hastalıklar, ölümler ne zaman bitecek? Pek yakında içinden çıkacağız inşallah bu felaketlerin. Üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Merak etme sen. Amin. Bugün beraber zaman geçirdik ya. Çok mutlu oldum. Ama yine erken bitti bu güzel gün. Nasıl oldu? Ateşi bir hayli düştü. Ama kendinde değil hala. Yasef Efendi ile konuştum. Hastalığı fazla ilerlememiş. Kurtulma ihtimali yüksek. Keşke kurtulsa. Ama çok zor. Vebaya yakalanıp da kurtulanını görmedim, duymadım. Armin bu hastalığı yenecek. Hepsi benim yüzümden. Eğer onu buradan götürmeseydim hastalanmayacaktı belki.
Armin. Git Pali Bey, git buradan. Uzak dur benden. Yoksa sen de hasta olursun. Sen hayat verdin. Senden gelecek her şeye razıyım. Paşam, benim. Nigar. Paşam, üstünüz açık kalmıştı, ben... Hatice, iyi misin? İçime aniden öyle fena bir his. İbrahim iyi midir? Haksızlık mı ettim ona? Kalbini mi kırdım? Hepsi benim suçum. İbrahim'in de sana olan düşkünlüğü, sevgisi malum. Anlayacaktır. Sen evvela kendi kırılan kalbini iyileştir. Valide Sultanım, odalarınız hazır. Başka bir arzunuz var mı? Tamam dayı. Biz biraz daha buradayız. Sen çekilebilirsin. Thank you.
Paşam. Kalk giyin. Paşam. Hiçbir şey olmadı Nigar Kafa. Bir daha da asla olmayacak. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım paşa. Topla eşyalarını, Topkapı'ya dönüyorsun. Sabah ezanında buldum sultanım. Hiç konuşmuyor, bakmıyor. Öylece dağılmış. Endişelenmeyin. Sakin davranın. Hatice'm. Seni odanda göremeyince çok korktum. Buz gibi olmuşsun. Geçecek kızım. Yine gülecek o güzel yüzün. Paşa Hazretleri, atınız hazır. Nigar Kalfa, iyi misiniz? Yok bir şey. Sen niye geldin? Eşyalarınızı hazır ettim. Ne zaman çıkacaksınız? Sana ne? Sana mı soracağım ne vakit gideceğimi? Çık dışarı. Thank you.
İnanamıyorum. Esirlikten kurtulduk. Ailelerimize kavuşacağız. Prensesim. Size bugünün geleceğini söylemiştim. Bu senin zaferin Hürrem. Isabella da o gemiyle hayatından çıkacak. Her şey eskisi gibi olacak. Güle güle Prenses Isabella. Dikkat edin prensesim. Tamam, tamam. Prensesim. Hoş geldiniz prenses.